Biraz önce olayım şeyden bahsettiniz. Ergenekon davası, Evet, Bodroz evet. davası, casusluk davası. Bunlarda yargılanan yüzlerce subay, mahkum olan, yatan, hapse giren, generalinden albayına kadar bir sürü insan yattı, mağdur oldu. Bir kısmı cezaevinde öldü, intihar etti, hayatını kaybetti, aileleri mahvoldu, maddi olarak perişan oldular. Genelkurmay'ın kozmik bürosuna kadar girildi yani. Daha Yatak odası girmeyecek bir diyoruz biz şey yok ona. Yani yani. En namus mu? mahremine Evet, girildi. maalesef. Maalesef. Peki siz de bu davalarda yargılanan bir komutan olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin size bu süreçte yeterince sahip çıktığını düşünüyor musunuz? Yani arkamızda Atatürk'ün ordusu var da bize sahip çıktı diyebiliyor musunuz? Evet. O dönem bizim bu hapishanede, o süreçte hapishanede yatan komutanlarımız, üst düzey komutanlarımız ki Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ komutanımız da dahil görüşlerini dile getirdiler bunlar. Hem hapishaneden çıktıktan sonra bazen de hapishaneden mektuplar yazarak, demeçler vererek gerçekten çok büyük serzenişleri oldu. Yani örneğin bu demin bahsettiğimiz komutan, İşte o Amerikalı albayıyla ilgili mesela o dönem kuvvet komutanı iken gelip tanıklık yapmasını istediler. Tanıklık yapmadı, gitmedi mahkemeye. Fakat nedense Anayasa Mahkemesi bozdu uzun tutukluk süresi haliyle. Bir anda sonradan geldiler Hilmi Paşa ile birlikte. İkisi böyle bir şey yoktu dediler. Peki 3,5 sene ki ben o ilk duruşmaya gittim 2011 yılıydı sanıyorum 11 Şubat günüydü. O ilk tutuklandıkları 186 subayın Silivri'ye gelmiştim. İlk tutuklama sürecinde ziyaretçi olarak ziyaret ettim onları. 3,5 sene bu insanlar içeride hastalandılar, kanser oldular. Ailelerini, sevenlerini kaybettiler. Çoğuna izin verilmedi. Peki bunun hesabını yani vicdanen nasıl verecekler? Mesela orada Genelkurmay Başkanı'nın tutumundan ki o dönem mesela çok beklediler. Enteresan mesela istifa eden bir Genelkurmay Başkanımız geldi tanıklık yapmak için mahkeme heyeti dinlemedi. Kimi dinledi biliyor musunuz? Perdenin arkasında Şemdin Sakık'ı dinliyor. İşte orada Genelkurmay Başkanı'nın devreye girmesi lazım görevdeki komutanımız. Sayın Başbakan, sen nasıl MİT müsteşarına bir gecede yasa çıkartıp gözaltına alınmasını engelledinse benim Genelkurmay Başkanımı ve kuvvet komutanlarımı da çıkarabilirdin sen bunu değil mi? Niçin çıkarmadı Muharrem Bey? MİT müsteşarını da aynı soruşturma başlattı savcılar. Demek ki orada hakkı, hukuku arayacak bir komuta kademesine ihtiyaç duydu. Yani çok acı şeyler var. Bunların detayına girmek istemiyorum. Babalık haklarına kadar bir takım şeyler hepsi Silivri yollarında perperişan. Yani inanılmaz bir şey. Hücrelerde. Peki şimdi hepsi ya bir yanlışlık oldu diyor, bizi kandırmışlar diyor. Şimdi o zamanki kuvvet komutanı olan, tanıklık yapmayan kuvvet komutanı ile Genelkurmay, ki orada iki Genelkurmay başkanımızı genelde belirtiyorlar. Biri Dolmabahçe görüşmelerinde ismi geçen, biri de 2002-2006 yılları arasında işte Hilmi Paşa'mın ismi. Bir de kuvvet komutanı Aytaç Paşa'mın ismi. Üç tane komutan. Bildiğim kadarıyla bu komutanlarımıza bizim hapiste yatan komutanlarımız çok kırgın ve çok üzgünler. Yani bayağı bir kırgın ve üzgün olduklarını biliyoruz.